Buyurun Gülnur Hanım. Açın ve yüksek sesle söyleyin. Benim puanım 5. Neden 5? Masa düzeni. Kapatın lütfen. Masada hiç eksik yoktu. Neden 5? Eksikleriniz beş? Çoktu. Ben kendimi söyleyeyim. Peçetem, menümüzde çatalım. Menümüzde eksik yoktu ama. Menü olarak düzen, yani yağı, kıvamı fazla güzel değildi. Hiç bana göre değil. Ama beğendim dediniz. Yok, söyledim ben tuzsuz olup olmadığını. Ha, söyledim tek yani. Tek tuzunu hani eleştirdiniz. Tuzsuzluğundan 5 puan mı kırdınız? Yok, beğendim dediniz. Pişimi olarak yani bana göre değil. Sizin ya. Bir çatalınız vardı ama sadece ikinci çatalınız yoktu sizin. Ve onu ben sonradan ekledim. Evet, vardı. Ama zaten siz sonra görürsünüz de. Hani bir tane çatalınız eksikti. Onu da peçetinizle birlikte ben size getirdim. Yani dünkü menüyle 1 puan mı fark var? Dün eksik vardı dediniz. 4 verdiniz. Ya bugün sadece 1 puan. Yani. Hoşunuza bir gitmedi. Evet, fark etti yani. Evet, dünden bugüne. Yine güzel puan verdim bence. Eksik menüye 4 veriyorsun. Tam menüye hatta tatlı siz iki sefer yapıldığı bana göre halde tam yetiştirdiğimiz yani. Halde 5 mi veriyorsun? Bana göre tam değildi bu sofra. Ama benim menümde bir eksik yoktu. Dünkü menüde bir eksiklik verecek. Olduğu bence sizin gelininiz uyardı diye sizi siz düşük tutmaya mı başladınız puanları, bence karar de. Verdiniz? Bana biraz öyle geldi. Yok yani. Evet. Gelinimle iyi geçiniyordum dünkü puan yüzünden aramız bozuldu dedi. Herhalde anne aman diyeyim bir daha da fazla bir yüksek ben. Puan alacak diye bir şey yok. Yok yani ben onun için öyle bir şey benim doğru annem de ona göre puan verir yani. Elbette sizin de gününüz gelecek. Ona göre puan evet, verir. Hani sonuçta hani siz eksik olan bir masaya yani. Gelinle göre değil. Ben yani sofrada yapılan hizmete göre veririm puanı. Tamam, benim hizmetim kötü müydü? Neyini beğenmediniz? Davranış olarak yani hizmet konunuz da hiç güzel değildi. Nasıl neden? Yani? Neyini davranış mı? Saygısızlığımı gördünüz. Yok. Ne oldu? Masaya ikram şekliniz. Nasıl bir ikram şekli? Yandan gelip de verebilirdiniz. Biz kalkmak mecburunda değildik yani size. Efendim? Aa, öyle bir şey yok ama öyle bir kural burada yok. Yok. Buranın kuralı o zaman sizin geliniz öyle dolaşır. Neyi bahane ettiniz öyle? Evinize gelen misafire siz kalkıp da alın diyebiliyor musunuz? Ne her şeyi doğru kuracaksınız öyle bir şey yok yani. Ama. Bence olmaz. Tamam. Aa. Sizin geliniz o zaman bu taraftan gelip verecek. Siz yani gönlünü... siz şu an sadece bahane üretiyorsunuz. Bana da öyle geldi. Ve hani sizin gelininizi de elbette yarışacak. Ona göre tabii de ki. Annem onun puanını yani verir. Yani eğer böyle, ama hani benim gelinim yapmaz yani. Olmadı ve bence gayet de güzel. Yani hizmetimi de... Bunu da ilk kez duyuyorum bu halde yani bu masada. Yani bir bahane... Bahane evet, çünkü zaten oraya geçemiyorlar ki kameradan. Şey yok, ama bir saniye biz zaten oraya geçmeyin diye uyarıyoruz gelinleri. Evet, boşuna mı kalkıyoruz, itiyoruz bu birbirimizi? Bu taraftan gelebilirdi Zuhal Hanım. Bu taraftan geldi ya bir ara yok, verdi. Gelmedi. Hiç vermedi. Hayır öyle. Hep şey kalktı mı aldım? Verildi. Buradan verilecek diye. Hep kalktı mı aldım? Ama hani bu benim karar verdiğim bir şey değil. Nelere yani takılıyorlar? Benim elimde olmayan bir şeyden dolayı puanımızı kırdınız. Ve hani yani vicdanınız rahatsa diyebilecek bir ya şeyim siz, yok. Siz ama bahane hani, buluyorsunuz hakkımı bence. Yok bahane bulmuyorum. Siz her şeyi ben... beğendiniz hiçbir şey diye bir tuza takıldınız bir de gelip vermemeye takıldınız. Yok hayır. Gerçekten evet, olan evet. Şeyleri siz söylüyorum. Siz bahane buldunuz. Hiç bana da öyle geliyor. Siz de beğenmezseniz benim gelinime vermeyebilirsiniz. Sizi gelininiz uyardı diye vermiyorsunuz. Yok. Sizi geliniz uyardı. Kusura bakmayın ben de öyle puan hissettim. Yüksek verme diye. Siz onun için vermiyorsunuz ama bunun yarını da var. Tabii öbür günü de var. Var. Ha. Gelininiz bak benim gelinim bana hiç anne ya şunu ver ya bunu ver demedi. Kesinlikle demedi. Eksik olursa ne içinden geliyorsa anne adaletli davran dedi. O zaman tabii ki. Hı, buyurun. O zaman dün eksikti. Ona göre puan verdi. Ama... 2 de verebilirdin, 3 de verebilirdin. İşte beni gelinim uyardı yani. Keşke 2 vereydin, 3 vereydin. Ama dedi. Siz o zaman gelinizle ama şu an sizin gelinizle söylediğin bir şeyden dolayı benim hakkımı yemiş oluyorsunuz. Yok ben hak olarak söylemiyorum. Ben sonuçta şu anda puana kadar benim verdiğimden gelinin haberi yok. Ben kendim ona göre... Ama siz ona göre kendinizi yani. Programlamışsınız. Ona göre hayır, hani... Efendim Şahit Hanım. Hani, şey yapıyorsunuz. Ben gelinin damak tadına göre burada gelip de lezzet yok. Tadıma bakıp da puan veremiyorum. Ben gelinin tadına göre yapmıyorum damak tadını ama... Ama ya ben olan şeyleri söylüyorum. Peki Şahide Hanım bir şey söyleyecek. Evet ben söyleyeceğim şimdi. Dün kaldırırken demiştiniz benim canım istedi. Ben böyle verdim. Ha öyle mi demişti? Tabii öyle demiştin. Bugün neden gelinine öyle şeyine lafına bakıyorsun? Ama ben dün sizin tatlınıza göre yorum yaptım. Hayır öyle ama söyledim. Bak eksikleriniz kaç vardı. Kere soruldu sana dediler ki neden böyle puan veriyorsun? Canım böyle istedi, Hanım, böyle verdi dedi. Için ondan öyle şimdi, puan hayır. Vermek zorunda kaldım. Şimdi hanımlar, yetiştirenle yetiştirmeyen arasında bir fark olmalı. Bu farkı da sizin puanlarınız belirlemeli. Siz evet. Yani eksik bulduğunuz bir masaya 4 veriyorsunuz. Gelinin beni uyar diyorsunuz, kaldırıyorsunuz eksiği olmayan. Tamam yedeklerini koymamıştı. Tamam üstünü değiştirmemişti. Ondan kırın puan. Tamam kıracağım dediniz zaten baştan ama. Girerken şimdi kalkıp 5 puan birden yani. Mi kırdınız? Hayır, bir de buradan gelmedi diye falan.
Yani bir puan mı falan? Bana biraz sudan bahane gibi geldi Gündür Hanım. Kusura bakma. Beni inandıramadın. Seyircilerimizin de çok inanacağını zannetmiyorum. Yani ben de inanmadım öyle olduğu için ben öyle vermek istedim. Siz gelininizin ağzından yola çıkıyorsunuz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Yok. Kendi düşüncem yani. Hayır, kendi düşünceniz değil. Sizi gelininiz yönlendiriyor. Peki. Necmi Hanım puanına geçeceğiz. Açabilir miyim? Açın buyurun Necmi Hanım. Çok sabırsızlandı. Kaç söyleyin yüksek sesle. Benim puanım 6. 6. Dün niye benim o puanımı o kadar kırdın? Ama senin yemeğin ama tatlın eksikti. Ama bak bir tatlıdan kırdın. Kırabilirdin tatlıdan. Ama gelinim güzel giyinmiş. Yemek gibiydi çoğundan. Bir tek şeyi elbisesini çıkartamamış. Normal bir puan 6 canım, daha bile yüksek verilebilirdi. Değil yani. Evet, bakalım Şahide Hanım'dan kaç puan geliyor? Buyurun Şahide Hanım, söyleyin sesli olarak da lütfen. 3. Aa! Evet. Ama sen de ona 3. Yani, benim annem sizin gelinize dün 4 vermiş. Hem de menüsü eksik olan bir masa için. Ve siz hani eksik ben olan hiçbir şey yok. Sadece bir tatlısı siz eksikti. Siz kendi tatlınızı yaptınız. Peçeteniz eksikti. Olabilir mi? Bir saniye bir saniye. Siz bence intikam aldınız bugün. Hayır, evet. İntikam diye bir şey siz yok. Siz intikam alıyorsunuz. Tuzsuz. Yemekleri tuzsuz geldi. Giyimini böyle yalan çıktın böyle. Olabilir ama sizin menünüz eksikti ve buna rağmen benim kayınvalidem size 4 puan evet, verdi. Evet, 3 ne ya? Kayınvalidem dedi, ben dedi böyle canım istedi verdim dedi. Ben öyle bir şey demedim. Canım istedi verdin diye bir konu olmadı. Yani sizin 1 puan da verebilirdi. Bir puan da verebilirdi. Bir şey uydurmayın. Bir şey söyleyeceğim. Şahide Hanım. Efendim. Yani nasıl 3 verebilirsiniz böyle bir masaya ya? Bu yemekler o kadar mı kötüydü? Zaten 3'ten başlıyoruz. Tuzsuz. Tabii 7 puan birden mi kırdınız? Gelininiz zaten böyle bizi karşıladı. Yüzünden, maskesinden, şeyinden karşıladı. Güzel giyinip karşılayabilirdi. Tamam ama 1 puan da ondan kırdınız. Başka? Yani bu ona kadar tuzsuzdan, hepsi tam tuzsuzdan kaç puan hepsi kırdınız? Hepsi tuzsuzdu. Tamam hepsinden 2 puan kırdım. 2 puan kırdınız. Kaldı geri. 3 vermişsiniz. Evet, zaten 3'ten başlatıyoruz. Kendilerine dün 4 verdiler. Ben de 3 verdim. Siz de 4 verseydiniz bari. İçinden öyle geçti. Ne demek içinden öyle geçti? Bu sizin içinizden gelen... Ama bak davran, öyle güzel karşılasaydı olurdu. Ama benim ismimi gördünüz. Giyinmediniz. Ama olabilir yani sonuçta benim kıyafetim. Hani bakın dün nasıl sizin geliniz için üzüldüm. Dedim ki bari bir 5 verseydiniz. Yani şu an bütün söylediklerimi geri alıyorum. Çünkü yani geliniz için söylediklerim hariç. Ama yani gerçekten sizin bu tavrınız çok yanlış. Hiç olacak şey değil. Çok kötü örnek oldunuz. Yani her şeyi tamam. Tamam üstün başına kırın kırın tamam. Kırılabilir olabilir. Doğru tuzsuz. Eksikleri. Ama yani 7 puan birden hiç olmamış. Eksik menülere 4 verdiler size. Siz kaldırıp 3. Şimdi hak adalet mi bu ya? İsimlerini bildiğimiz isimler ya nasıl değil. Vicdanınız? İsimler olabilir size ama ne hanımefendi? Aynı. Sizin bildiğiniz yemekleri yapmak zorundalar mı? Tamam bilmiyoruz ama hiçbirinden de bir şeyimiz ya yok ya. Ben istesem sana dün 1 verebilirdim. O zaman ben de veririm. Hayır vicdane niye veririm? Veremezsiniz siz eksik. Emek vardı orada ama. Hiç, benkinde bak, de emek sen, var. Sen kavurduğun halde yine ben sana 4 verdim. Bir verseydi. Ama puanlar... Ama ben bir verseydi. Benim de vicdanım bu kadar. Sonuçta biraz emeğe bağlı. Ama ben yine... Ama sende vicdan yok. Benim hayır. Benim vicdanım var. Benim vicdanım var. Vicdanınız yok. Var var. Var vicdanım var. Bunu zaten bütün Türkiye'de gördü sizin vicdanınız olmaması. Hayır vicdanım var benim. Hayır bak benim annem vicdanlı çünkü sizin... Eksik olan bir menünüz için size 4 puan vermiş. Bir tane. Bir tane. Ama eksik. Yani ama yine yerine çıktı. Yine çıktı. Ama siz yaptınız. Ama elinizde bir yapmadı. De verseydi olurdu. Bak ben kabul ediyorum. Ben sizi saygısızlık yapmadım. Ben sizi güzel de karşıladım. Hayır, tabii ki üstümü değiştirmek isterdim. Tabii ki ama ben sizden izin istedim. Müsaade etmediniz. Hanım da burada müsaade etmediniz. Hayır bırakmadınız kız üstünü değişsin. Tamam ben size sordum. Cevap vermediniz hiçbiriniz. Müsaade etmediniz. Değiştirsin diye ama. Duyulmadı bile. Duymadım. Kimsenin duymadı. Filiz Hanım'dan gelecek puan. Dün de 3 puanını görmüştük kendisini. Buyurun Filiz Hanım. 10 puan sizden gelsin. Benim puanım 5. Aa. Her şeyi beğendiniz hemen hemen. Evet. Güzel mi dedim, güzel dediniz. 5 puanı pilavına falan verdim. Gerçekten ben bu puanlara inanamıyorum. Yani eksik menüye 4 verdiniz, bize 5 verdiniz.
Ya çorbada da yoktu, salatalık şeyinde de hayatım, yoktu. Hayatım tamam bir kırdın, ondan masadan bir kırdın, çorbadan bir kırdın, tamam kırdın. Yani herkes gelinini mi dinledi? Ya ben gelinimi dinlemiyorum. Ben gelinimi dinleseydim dünkü masaya iki vermek zorundaydım. Ha seni de gelinin uyarıyor yani. Benim gelinim bana karışmıyor. Ama bak diyorsun ki hayır, gelinini dinleseydim o zaman size dinledim dediler de o yüzden dedim. O zaman ki siz hep gelinleri dinliyorsunuz. Yok estağfurullah gelinler, ben gelinlerimle hareket yapmıyorum. Biz yemeğin tadına göre yemek ben yemeğin vereceğim. Tadına puan göre vereceğim. Damak tadıma göre verdim, özür dilerim. Dün verdiğiniz puanlardan pişman oldunuz herhalde, bugün bizden estağfurullah çıkardınız. Öyle bir konum yok, ben hak edene verdim. Bakın iki gün sonra pişman olacaksınız ya da yarın. Ben size söyleyeyim, her hafta aynı şeyi ya yaşıyoruz. Benden puan beklemeyin arkadaşlar. Aa, al buyur. İşte böyle benden zincirleme gidiyor. Benden puan beklemeyin yani. Kusura bakmayın. Olabilir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyle demeyin siz gene de. Eksiklerimiz olursa vermeyebilirsiniz. Eksiklerden kırabilirsiniz. Biz saklamadık, her şeyi söyledik. Ama eksiklerden 7 puan, 8 puan kıramaz. Yani. 3 ne ya? 3 ne ya? 3 ne ya? 3. Neyse. 3. Dünkü masaya 4 veriyoruz. Bugünkü masaya 5 veriyoruz. Bunu saçmalık değil mi? Eline emeğine sağlık canım. Güzeldi yemeklerin, eksiklerin de vardı. Büyük finalde tekrar karşılaşacağız. O anda öğreneceksin puanımı. Yarın kim geliyor eve? Filiz Hanım geliyor geliniyle. Afiyet olsun hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.